ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı Kazakistan'ı ziyaret etti. Ortaylı, Aslana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Türk Dünyası ve Türkoloji Gündemi konulu söyleşinin konuğu oldu. Nazarbayev Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye Türkiye'nin Aslana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Aslana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Profesör Doktor Ortaylı, bugün içinde bulunduğumuz coğrafyada konuşulan Türkçenin Türk olarak doğmuş toplulukların dili olduğunu söyledi. Buralarda konuşulan Türkçe tamamıyla yerlilerin, yani Türk olarak doğmuş toplulukların dilidir. Hiçbir şekilde bir kolonizasyonun mirası değildir. Yani kolonize bir dil olmadığı için haliyle diyalekler, şiveler halinde devam edebilir. Eğer istiyorsanız bunlara lisan da diyebilirsiniz. Biz bu dillerin hepsini kaldırıp bir edebi lehçeye çevirmek durumunda değiliz. Özellikle tiyatro gibi dallarda bunların hepsini korumak durumundayız. Yapılacak tek şey edebi eserlerin hepsini birbirine süratle çevirmek ve ortak dilde tercüman gibi gazeteleri çıkarmak, televizyon programlarını devam ettirmek. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde filmlerin herkes tarafından aynı şekilde anlaşıldığını, rahatlıkla takip edilebildiğini izliyoruz. O zamanlar Azeri diye bir laf yoktu. Hatta Azerbaycanski Yezik diye bir kelime de yoktu. Bunların hepsi Stalin devrinin icadıdır. Profesör Ortaylı, diplomatik dile dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Komünist şairlerin, Cafer Cabbarlı gibi, Samet Vurgun'un bile şiirlerinde Baku'nun Türk kızları, Orta Asya'daki Çagatay Türkçesini saklayan edebiyat, yazışmalar, devletler arasındaki diplomatik münasebetler bizim için bir kaynak olmalıdır. Diplomasi dili ve devlet diline hassaten dikkat etmemiz gerekir. Hiçbir zaman Türkçenin umumi bir diplomasi dili olmasını talep etmeyeceğiz. Bunun için henüz hazırlıklı değiliz. Günü gelince olur. Kaldı ki bugün Birleşmiş Milletler'deki çalışma dili kalabalığının gerçekle de realiteyle de hiçbir alakası yok. Ortaylı, Türkçe dil bilgisi kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Devrik cümle kullanımının bu kurallara aykırı olduğunu söyledi ve uyardı. Gramer bakımından sağlam olmak zorundayız. Türk gramerine yabancı lisanların hakim olduğu devrik cümleleri sokamayız. Mutlaka fiiller sondadır. Bu kadar açık bir şeydir. Bu mantıksız bir yapı değildir. Bazı insanlar vardır. Fiiller sonda geldiği için diyor, Türkler felsefe yapamıyor. İkinci yerde gelse hemen meksede olur. Anlaşılıyor, saçma bir şey olmaz. Size söylüyorum, filozofun Allah'ı olan Romalıların, Latinlerin dilinde fiil hep sonda gelir. Bir fiili kullanımı bakımından Arapçanın kıvraklığına sahibiz. Ve bunu söylüyorum. Yazgan, yazılgan, yazışkan, yazışman. Yani ketebe katil, mektubu katil. Katere katil, maktul mukatil. Köbelegen. Yani darip, madrup, mudarebe. Darabe, vurdu. Töbelegen, 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 töbeleşme, töbeleşken. Bunu bak söylersin, Kazakça'da da söylersin. Dövmüş, dövülmüş, dövüşme. Bu sadece Türkçe'de yapılabilir.
Başka dillerde bunun için yan cümleler kurulur. Çok eski zamandan beri en kıvrak bir dile sahibiz. Ama bugün artık bu dili beğenmiyoruz. Başka dilleri daha pratik biliyoruz ki doğru değil. Bu dil en iyi felsefe yapılacak, en iyi askerlik yapılacak, kompütürle en iyi yazışmanın sağlanabileceği hızlı ifadesi olan bir dildir. Biz bu dili kullanmak zorundayız. Hiç şüphesiz ki dünyanın başka dillerini de kullanacağız. Ama geniş bir coğrafyaya yayılan bizler bu dili konuşmak, bu dili bilmek zorundayız. O sayede başka dilleri de daha kolay öğreniriz. Bunu kaybettiğimiz zaman dumura uğramışız demektir. Orsay'la ayrıca sinemanın günümüzde Türk dünyası için önemini vurguladı. Hiç şüphesiz ki Türk dünyası için en mühim şey sinemadır. Sinema maalesef tiyatrodan daha aktif bir şeydir. Hiçbir zaman tiyatro dünyasının ve tiyatro eserlerinin zenginliğine sahip olmayabilir, onu söyleyelim. Ama sinema bizatihi çok önemli bir şey. Ve sinemayladır ki bugünkü Türk dünyası, Türkoloji bir araya geliyor. Söyleşiye katılan Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık'la yaptığı konuşmada Ortaylı'nın görüşlerinin akademik ve bilim dünyasında büyük ilgiyle takip edildiğini söyledi. Profesör Ortaylı'yı burada ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina da söyleşinin amacının Türkoloji konularını değerlendirmek ve Kazakistan'la Türkiye arasındaki akademik ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunmakla Türk dünyasının ortak değerlerini tanıtmak olduğunu kaydetti. Söyleşiden sonra ünlü tarihçi Ortaylı Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Müdür Vekili Almagül İsina ve merkez eğitmenleriyle bir araya gelen Ortaylı, enstitünün faaliyetleri hakkında bilgi aldı.